herkese. Geçtiğimiz 23 Mayıs'ta lansmanı gerçekleşen Huawei'in amiral gemisi dediği, bizler içinse tam bir ustalık eseri olan Huawei Watch GT 3 Pro tanıtıldı. Giyilebilir teknolojide rakiplerine farklı önde olan Huawei gerçekten bizlere muhteşem bir lansmana götürdü. Ve bu lansmanda bizlere GT 3 Pro tanıtıldı. Detaylarına hemen geçelim. İlk olarak saatin tasarımından başlayalım. Hemen şöyle elime saati alıyorum. Böyle çok detaylı anlatmadan önce tasarımın gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Huawei bu saatlerin yüzünde dünyanın en dayanıklı ikinci malzemesi olan safir cam kullanmış. Yani bu da demek oluyor ki bu saatimiz çizilmelere oldukça dayanıklı. Yan tarafına bakacak olursak burada bir çarkımız var. Bu çark arayüze gitmeye, uygulamaların içine girmeye yarıyor. Hemen aşağısındaysa bir özel işlev butonu var. Bu özel işlev butonu da kısa olarak düşünebilirsiniz. Hangisini entegre ederseniz kısa yol tuşuna bastığınızda direkt o ekran açılıyor. Arka tarafına bakacak olursak da kavisli bir yüzey bizi karşılıyor. Bu yüzey cilt dostu, antialerjik olmasıyla bizleri karşılıyor ve aynı zamanda bileğe tam da oturmasını sağlıyor. Eğer böyle metal yüzeylerin cildinize değdiğinde alerji yapıyorsa bu saat sayesinde bu artık ortadan yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Arka taraf demişken de hemen burada bir ışık görüyorsunuz. Bu ışıklar cildimizin içine girerek daha önceki saatlerde olduğu gibi nabız ölçümü, kandaki oksijen oranını, stresimizi bize gösteriyordu. Bu saatle beraber Turisin 5.0 Plus geliyor. Yani bu da demek oluyor ki daha isabetli atışlar, lansmanda dediklerine göre ise 2 kat daha iyi sonuçlar veriyor. Kutu içeriğinden kısaca bahsedecek olursak, kutuyu açtığımızda saatimiz ve içerisinde kablosuz şarjı bulunuyor. Ekstra olarak da eğer bileğinize büyük geliyorsa ya da küçük geliyorsa bunu ayarlayabilmeniz için içerisinde 2-3 adet ekstremik kordon bulunuyor ve bir de tornavidası var. Dilerseniz bileğinize uygun bunu yükseltebilir, dilerseniz de kısaltabilirsiniz. Size kalmış bir durum diyelim ve geçelim. Kordon tarafına gelelim. Kordon tarafında Huawei bize seramik, deri, sporla deniyor ve titanyum gövde ile karşılıyor. Özellikle seramik ve titanyum gövde ile bir kez daha premium segmente hitap ettiğini gösteriyor. Gerçekten çok güzel ve şık bir tasarımı var. Hemen arka tarafındaysa böyle bir tuşu var. Bastığınızda açılıyor. Dedikten sonra birazcık da teknik tarafa geçelim. Teknik tarafa bakacak olursak da şu an ekranınızda görüntülenen saatlerin İkisi de AMOLED ekrandan oluşuyor. Seramik kaplamanın ekran boyutu 1.32 inç, titanyum kaplamaysa 1.43 inç. Ekran çözünürlükleri her ikisinde 466'ya 466 şeklinde. Piksel yoğunluğu seramik için 353, titanyum için ise 326. Kalınlığı ise seramik için 43 mm, titanyum için ise 46 mm. İkisinde hızlı şarjı bulunuyor fakat seramik saatin kullanım süresi 7 gün. Titanyum için ise 14 gün olarak görünüyor. Son olarak da seramik saatin ağırlığı 50 gram, titanyumun ise 52 gram olduğunu söyleyebiliriz. Teknik bilgilerden kısaca bahsettikten sonra kullanım deneyimi içinde hangi özellikler bulunduruyor, bunlardan bahsedelim. Ekranı açtığımızda yine diğer saatler gibi sağ ya da sola kaydırdığımızda nabız, stres, yürüyüş mesafesi, uyku düzeni gibi alanlar görüyoruz. Yukarıdan aşağı indirdiğimizde de Huawei'in yine aynı tasarımıyla aşağıdan yukarıya kaydırdığımızda da mesaj bildirimlerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Saati açtığımızda menüde uygulamaları böyle yan taraftaki çarktan yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz ve tüm uygulamalar gayet rahat bir şekilde görünüyor. Aynı zamanda Huawei'in hali hazırda akıllı saatlerde kullanmakta olduğu App Gallery uygulaması sayesinde akıllı saatinize uygulamaları indirebilir ve kolaylıkla kullanabilirsiniz. Peki uygulamaların içinde ne var dersek, yine Huawei bir önceki saatler gibi birçok egzersiz modu bulunduruyor içerisinde. Yüzden fazla egzersiz modu bulunuyor içerisinde. Yine aklınıza gelip gelemeyecek birçok spor var içerisinde. Dartından dağ yürüyüşüne, ip atlamasına, koşusuna kadar her şey düşünülmüş. İçerisinde bulundurduğu yerleşik GPS sayesinde bu egzersizleri yaptığınız esnada kullandığınız rotayı rahatlıkla görebilir ve konumunuzu anlık olarak saatinizden kontrol edebilirsiniz. Ama burada bahsetmem gereken 3 önemli nokta var. Hemen bu noktaları anlatayım sizlere. Öncelikle koşunuza başladığınız ya da başka herhangi bir sporunuz, Huawei bu saatlerde sizlerin koşu planına
ayak uyduruyor diyebiliriz. Bu da şu şekilde. Siz koşuyorsunuz, koşarken dinlenme süreniz, nabız atışınız, koşu hızınız, bunları sizlere kademe kademe daha iyi nasıl yol kat edebilirsiniz de planlıyor. Bunu da Huawei Health uygulamasının içerisinden görebilirsiniz. Saatin içerisinde kurslar tarafı da var. Bu da koşunuzu hangi türde yapacağınıza göre hazırlanmış bir plan. Yağ yakma için koşacaksanız onun için ayrı bir egzersiz. Normal aralıklı bir koşu yapacaksınız. Farklı bir egzersiz gibi içerisinde çok fazla koşu modu bulunuyor. Bunları da detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Videomuzun başında size de bahsetmiştik. Saatin altında özel işlev butonu vardı. Bu da sizlere egzersiz yaparken, mesela koşuya çıktınız ama egzersizlerin arasında size uygun koşu modunu tek tek aramak yerine özel işlev moduna bastığınızda kısa yol gibi kullanabiliyorsunuz. Direkt sizlere koşu modu açılıyor ya da siz oraya hangisini entegre ettiyseniz. Gelelim bir başka önemli moda. Bu mod ise dalış modu. Saatimiz 30 metreye kadar bir dalış gerçekleştirebiliyor. Lansmanda da bizlere bunu test etme şansı sundular ve sizler için dalış gerçekleştirdik. Bu dalışta da saati gerçekten güzel bir deneyim sağladı bizlere. Egzersiz modunda sizi gerçekten premium'a çıkartacak bir mod da gelmiş. Bu modumuzun adı ise golf modu. Golf modunda şunları yapabiliyorsunuz. Duruşunuz, o anki rüzgarın hızı, ne yöne gidiyor, topa vuruş hızınız, hepsini bu saat tek tek sizler için analiz ediyor. Tam bir veli nimet olduğunu söyleyebiliriz eğer golf oynuyorsanız. Yakında şu an ülkemizde olmasa da Huawei sağlık uygulamasında size en yakın olan golf sahasında görebiliyor olacaksınız. Deliklerle tarafta onları görebiliyor olacaksınız. Bence gayet profesyonel düşünülmüş bir alan olduğunu söyleyebilirim. Gelelim saatin yine en önemli can alıcı noktalarından biri olan EKG ölçebilmesine. Saatimizin bir önceki modelleri nabız takibi, kandaki oksijen oranını, stresi ölçebiliyordu. Ama şimdi bir de buna yenisi olan EKG eklendi. TrueSim 5.0 sayesinde EKG sonuçlarınız gayet isabetli ve doğru sonuçlar verecektir sizlere. Bir de hazır kan demişken, EKG demişken bu saatimizin üzerinde çalışılan bir başka özellik ise damardaki sertleşme modu. Yakında bunun üzerine çalışmalar sürüyor. Bunun haberini aldık. Damarınızda bir sertleşme olursa saat bunun bildirimini size iletecek. Saat sizler için vücut sıcaklığınızı da ölçebiliyor. Bunu bir ateş ölçeli olarak düşünmeyin ama belli aralıktaki vücut sıcaklıklarınızı saat üzerinden görebiliyorsunuz. Şu an ben vücut sıcaklığımı hesaplıyorum ve sonucum bu şekilde çıktı. Telefon görüşmelerinizi bu saat sayesinde çok kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Rehberinize ulaşabiliyorsunuz ve seçtiğiniz kişiyle çok rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Ben birazdan Alp ile bir simülasyon gerçekleştireceğim. Şimdi simülasyona geçiyoruz. Şimdi beni Alp arıyor. Açıyorum. Alo. Beyza, nasılsın? İyiyim Alp, sen nasılsın? İyiyim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Videodayız. Simülasyonumuza insanları dahil ettik şu an. Şu an ben simülasyona mı dahil oldum? Evet. Çok güzel. O zaman hiç haberin yok. Ben seni nereden duyuyorum? Şu an beni saatimden duyuyorsun. Huawei Watch GT 3 Pro'dan. Sesin gayet net geliyor. Peki benim sesim izleyenlerimize nasıl gidiyor? Valla ben gayet iyi alıyorum sesini. Umarım karşı tarafa da iyi bir şekilde gidiyordur. Gerçekten çok net bir şekilde geliyor sesin. O zaman süper. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Simülasyonu gördüğünüz ses gayet güzel bir şekilde karşı tarafa aktarılıyor. Eğer aramayı yanıtlayamayacaksanız da mesajlardan karşı tarafa şu an müsait değilim, meşgulüm gibi yanıtlar iletebilirsiniz. Saatin mesaj bildirimleri tarafına bakacak olursak da uzun mesajları belli bir kısma kadar gerçekten rahat bir şekilde gösteriyor. Yani mesajınız yarıda kalmıyor. Kimin nereden ne gönderdiğini çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Saat gerçekten çok fazla donanımlı ve anlat anlat bitmeyecek ama ben kısaca böyle konu başlıklarından bahsederek geçmeye çalışacağım. Saatimizin içerisinde pusula, hava durumu, nefes egzersizleri ki ben bunu çok seviyorum, stres anında kurtarıyor. Alarm, telefonumu bul, zamanlayıcı, egzersiz kayıtları, müzik, hava basıncı, uyku gibi say say bitmez profesyonellikle yapılmış özellikler bulunduruyor. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Telefonlarda bazen evet müzik modumuz var ama telefon uygulamasındaki müzik modu mu açıyor yoksa Spotify'ı açıyor mu gibi kafa karışıklıkları oluyor. Bu saatte Spotify'ı da kullanabiliyorsunuz. Yani müziğinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir de küçücük
uyku moduna değineyim. Uyku modunda yine sizler için detaylı bir şekilde hafif mi uyudunuz, ağır mı uyudunuz, REM uykusu hepsini ayarlıyor ve sizlerin sağlıklı bir şekilde uyumanızı sağlayabilmesi için Huawei Health uygulamasında bunların raporunu çıkartabiliyor. Buraya da bakmanız oldukça önemli. Ben gerçekten saati çok çok beğendim. Son olarak birkaç bir şey söylemem gerekirse seramik tarafında biraz daha ince kadın bileklerine uygun olarak tasarlanmış olduğunu görüyoruz. Ama Huawei kesinlikle şöyle bir ayrım yapmıyor. Bu bir kadın saatidir demiyor. Sadece biraz daha ince görünümü olduğu için kadınların kullanımının daha uygun olabileceği düşünüyor ama erkek kullanan insanlar da var bunları. Bileğinize hangisinin daha çok yakıştığını düşünüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Huawei giyilebilir teknolojide gerçekten rakiplerini büyük bir farkla önde duruyor ve daha üstüne ne gelebilir derken yenisi geliyor ve bize vibe dedirtmeyi unutmuyor. Bu saatimizin fiyatları ise şu an ekranınıza geliyor. Seramik kordon 8499 TL, 46 mm'lik titanyum diri kordon 5499 TL, titanyum kordonsa 7499 TL olarak piyasaya sunulmuş durumda. Bu saatleri en etkin kullanabilmeniz için Huawei Health uygulamasında indirmeyi unutmayın derim. Videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenirsiniz. Çok hoşnut oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.